Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Suat-ı Mekke 8. sefir 48. kısım. Asıl içinde vasıl. Cenaze tekbirine yetişemeyenin durumu. Cenaze namazında tekbiri kaçıran kişinin durumu hakkında birkaç noktada görüş ayrılığına düşülmüştür. Bunlardan biri şudur. Acaba bir tekbirle yetinir mi? Yani yetinmez mi? Görüş ayrılıklarından biri de kaçırılan tekbirlerin kaza edilip edilmeyeceğidir. Kaza edilirse tekbirler arasında dua okunur mu okunmaz mı? Bazı bilginler namaza ilk girişinde tekbir getirir demiştir. Bazı bilginler ise imam tekbir getirinceye kadar bekler. O zaman tekbir getirir der. Getirir der. Kaçırdığı tekbirlere gelince bazı bilginler kaçırılan tekbir ya da duanın kaza edilmesi gerektiği görüşündedir. Bazı bilginler ise kaçırılan tekbirlerin sırasına göre kaza edilip dua okunmayacağı görüşündedir. Benim görüşüm şudur. İmamla beraber yetiştiği ilk tekbir onun ilk tekbiridir. Sonra tekbirlerle namazını ve duayı tamamlar. Vasıl, batını yorum. Tekbir, hakkı yüceltmek demektir. Dolayısıyla insan ona koşmalı ve imamı beklememelidir. Bir dua okumaksızın kaçırdığı tekbirleri sırasıyla kaza eder. Çünkü Allah bir kutsi hadiste şöyle der. Beni zikretmenin benden bir şey istemekten alıkoyduğu kimseye dua edenlere verdiğimden daha hayırlısını veririm. Burada kendisine dua edilen ölüdür. Böyle bir durumda ölüye Allah namaz kılan kendisine dua etseydi vereceğinden daha üstününü verir. Ölüye dua etmenin amacı sadece fayda sağlamaktır. En büyük fayda ise zikirle gerçekleşmiştir. Asıl içinde vasıl, cenaze namazını kaçırının kabirde namaz kılması. Bazı bilginler kabirde namaz kılamayacağını, bazı bilginler ise cenaze namazını kaçırmış ve velisinden başkası namazını kılmış ise ölünün velisinin kabirde namaz kılabileceğini ileri sürmüştür. Bir grup ise cenaze namazını kaçıran kişinin kabirde namaz kılabileceğini söylemiştir. Kabirde cenaze namazının kılınabileceğini kabul edenler, bu namazın defin gerçekleştikten sonra olabileceğinde görüş birliğine varmış, süresi hususunda ise görüş ayrılığına düşmüştür. Sürenin en uzunu bir aydır. Benim görüşüm ise kabirde cenaze namazı kılınabileceği ve bu konuda herhangi bir sürenin de olmadığıdır. Vasıl, batini yorum. Kefenleri içinde gözden kaybolmadıkça ölüye namaz kılınmaz. Dolayısıyla kefenlerde ya da kabirde gözden kaybolmak arasında bir fark yoktur. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediği sabittir. Kabrinde gömüldükten sonra ölüye namaz kılınabilir. Bunun batini yorumu şudur. Beden topraktan yaratılmış ve ölümle yaratıldığı aslına dönmüştür. Ruhun bedenden ayrılması ve uzaklaşması halinde ölünün toprağın üzerinde bulunmasıyla toprağın altında bulunması arasında bir fark yoktur. İnsan her durumda topraktandır. Bu namaza dikkate alınan şey bedeni yöneten ruh ise hiç kuşkusuz ruh yaratanına yükselmiştir ve bedenden ayrılmıştır. Dolayısıyla ona namaz kılmaya bir engel yoktur. Ruh değil de beden ise bedenin toprağın üstünde veya altında olması birdir. Çünkü Şari bu konuda bir ayrım yapmamıştır. Öyleyse insanın her bir parçası ölümden sonra kendi aslına döner. Başka bir ifadeyle ruhu ruhlara, topraktan yaratılmış bedeni ise unsurlara katılır. Asıllar. Kime cenaze namazı kılınır ve kim kıldırır? Bilginler arasında bu konuda görüş ayrılığı vardır. Görüş ayrılıklarından birisi Allah'tan başka ilah yoktur diyenlere cenaze namazı kılmak hakkındadır. Bazı bilginler büyük günah sahibi, bidatçı ve arzularının peşinde koşan insanlar bile olsa genel anlamda tevhidi kabul eden herkesin cenaze namazının kılınacağını ileri sürmüştür. Bazı insanlar ise bidat çıkaranların cenaze namazını kılmayı mekruh saymıştır. Ben birinci görüşü benimsiyorum. Bazı bilginler ise büyük günah işleyen ya da taşkınlık ve bidat çıkaranların cenaze namazının kılınamayacağını söylemiştir. Keşke bu görüşte olanlar cenaze namazı kılan kişinin cenazenin şefaatçisi olduğunu bilseydi. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu sabittir. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Vasıl, batını yorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Allah'tan başka ilah yoktur diyen herkesin men kale yani kim derse namazını kılın demiş. Herhangi bir ayrıntı veya özel durum zikretmemiş. Men yani o kişi herhangi bir kimse edatıyla ifadesini genellemiştir. Bu ifade herkesi içine alan genel bir ifadedir. Hadisten anlaşılan şey ister tevhidleri teorik düşünceden, ister inançtan isterse hem düşünce ve hem de inançtan kaynaklansın, tevhidi kabul edenlerin cenaze namazlarının kılınabileceğidir. İnanç ile derken peygamberi taklit etmeyi kastediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur ifadesinde imanın anlamı bu cümleyi söyleyen kimsenin dince geçerli Allah'a yakınlık tarzında bunu söylemiş olmasıdır. Bir şeyin yakınlık sağlayıp sağlayamayacağı ise vahiy ya da keşif olmaksızın bilinemez. Çünkü bu konu bilinmezlerdendir ve Allah insanı yapamayacağı şey ile sorumlu tutmaz. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikredilen ifadeyi söylemeye bağlamıştır. Tevhid cümlesini söylemesi düşünülemeyen ya da söylediği duyulmayan kimseler olabilir. Birinci duruma örnek olarak konuşamayan bebeği verebiliriz. Bebek babasına katılır ve bu nedenle namazı kılınır. Bu ifadeyi söylediği duyulmamış insan ise yaşadığı bölgeye katılır. Bölge İslam bölgesi ise ve Müslümanların arasında yaşadığı halde Müslüman ya da başka bir dinde olduğu bilinmiyorsa yaşadığı bölgeye göre hakkında hüküm verilir ve namazı kılınır. Bölgenin inayeti o kişiyi Müslüman olduğu kesin olan zümreye katıyorsa Allah'ın inayetinin ne yapacağını hesap edin. Allah'tan başka ilah yoktur diyenler her anlamda ve her durumda ebedi olarak cehennemde kalamaz. Şu var ki şirk koşan ya da şirk adedi çıkaran kişiler hiçbir zaman cehennemden çıkamaz. Arzuların, bidatlerin, Allah'tan başka ilah yoktur ifadesine zarar vermeyen bütün büyük günahların kelime-i tevhid ehlini etkileyebilecekleri kabul edilemez. Çünkü kulun nefsinde tevhid bulunduğunda hiçbir şey ona karşı koyamaz. Müşrik ya da şirk adedi çıkaran kişi hakkındaki nas olmasaydı hiç kuşkusuz şefaat birlemese bile varlığı kabul eden herkesi kapsardı. Şirk koşanın da bir tür tevhidi vardır ki burada yüce ilahi mertebeyi birlemeyi kastediyorum. Çünkü müşrik ortak koştuğu şeyi Allah nezdinde şefaatçi yapar ve şöyle der. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Aynı zamanda şöyle derler. Biz sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye putlara tapıyoruz. Allah'ın büyüklüğüne ortak koşan bu kişinin nezdinde ortak koştuğu şeyin böyle bir derecesi yoktur. Çünkü böyle bir dereceye sahip olsaydı onu şefaatçi edinmezdi. Şefaatçi hüküm veren olamaz. Dolayısıyla Allah'a ortak koşanlar içinde tevhidden bir pay ve koku vardır. Bu koku sayesinde ateşten çıkamasalar bile acılara bitişen sebeplerde Allah'ın cehennemde onlar için bir tür nimet yaratması uzak değildir. Söz konusu kimselerin cehennemdeki en düşük nimeti sıcaklıkta yerleşik olan kimsenin soğuğa konulmasıdır ya da bunun tersi. Böylece her biri dünyada kısmi bir tevhid kokusuna sahip olduğu gibi cehennemde de kısmi bir haz bulur. Allah onları öyle bir mizaçta yaratır ki alışık sebeplerin nimetini ona uygun olmayan mizaçta acının varlığıyla kabul edebilirler. Bu Allah'a zor gelmez çünkü Allah dilediğini yapandır. Zikrettiğimiz hükmü geçersiz kılacak bir nas rivayet edilmemiştir. Öyleyse bu meselede imkan yani olabilirlik aslı üzerinde kalmıştır. Şeriatlı ise görüşümüzü destekleyecek. Rahmetim her şeyi kaplamıştır ve benim rahmetim gazabımı geçmiştir gibi ifadeler vardır. Asıl içinde vasıl. Ceza olarak öldürülen kişinin durumu. Bazı insanlar imamın yani hükümdar veya hakimin böyle bir insanın namazını kılmayacağı, bazı insanlar ise kılabileceği görüşündedir. Ben de bu görüşteyim. Vasıl, batını yorum. Cenaze yıkayıcısı, yıkadığı kimsenin namazını kılmaktan engellenemez. Hadleri yani şer'i cezalar uygulamada. İmam da bir yıkayıcıdır. Çünkü bir insanı kısastan dolayı öldürmek, manevi bir temizlik ve onun günahına kefarettir yani bedeldir. Bu konuda bir rivayet vardır. Dolayısıyla temizlik gerçekleştiği için imam böyle bir kişinin namazını kılabilir. İmamın
Had cezası uygulanmış birinin cenaze namazını kılabileceğini reddeden kimseye şaşılır. Ona göre böyle bir ceza üzerindeyken ölen birinin namazını imam kılabilir. Halbuki bu durumda ölenin üzerinde cezai sorumluluk kalmıştır ve nefsi arınmamıştır. Çünkü onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse bundan dolayı onu cezalandırır, dilerse affeder. Rivayetler böyle gelmiştir. O halde en uygunu had cezası ile öldürülmüş bir insanın cenaze namazını imamın kılmasıdır. Bu durumda had cezasını uygulayan imam ile cenaze yıkayıcısı birdir. Çünkü dünyada müminlere cezaları uygulamanın yegane anlamı ahirette bu cezaları kendilerinden gidermektir. Had cezası ile değil, siyaseten ya da din değiştirme nedeniyle öldürülen kimsenin durumu ise farklıdır. Fasıl içinde vasıl. İntihar edenin namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Bazı bilginler intihar edenin namazının kılınmayacağı, bazı bilginler ise kılınacağı görüşündedir. Benim görüşüm intihar edenin cenaze namazının kılınacağıdır. Vasıl, batini yorum. Allah namazını kılarak cenazeye şefaate izin vermiştir. Burada Allah'ın yani cenazesi kılınan her ölüden razı ve yapılan duanın makbul olduğunu anladık. İntihar edenin ebedi olarak cehennemde kalacağı ve cennetin intihar edene haram olduğu bildirilmiştir. Halbuki intihar edenin cenaze namazının yasaklandığı hakkında bir ifade gelmemiştir. Öyleyse hadisteki ifade intihar eden ve cenazesi kılınmayan kimseye yorumlanmalıdır. Dolayısıyla bu yorum nedeniyle müminlerin intihar edenin namazının kılmaları vaciptir. Bu sayede Allah namaz kılanın ölü hakkındaki şefaatini kabul edebilir. Özellikle güvenilir rivayetler ve ilkeler onun da ateşten çıkmasını hükmeder. Bu durumda cehennemde ebedi kalacağı hakkındaki rivayet tehdit olarak yorumlanır. Bu meselede işaret edilen hikmet Allah'ın kendi isteğiyle bana koşana yani canına kıyana cenneti haram kıldım ifadesinde yer alır. Burada bir işaret ve hakikat vardır. İşaret koşarlar, koşunuz, bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım gibi ifadelerdir. Ölüm Allah'a kavuşma sebebidir. İnsan hayatında yolculuk eder ve Rabbine kavuşuncaya kadar nefesleriyle menziller aşar. Allah onun için özel bir sınır belirlemiştir. Bu ömürdür. O ise kavuşma vaktini öne almak istemiş, bu sınıra ulaşmazdan önce ona koşmuştur. İşte bu kavuşmada bir etkisi olmayan sebeptir. Kulun kavuşmaya koşması, Hakk'a kavuşma özleminden kaynaklanmışsa perdeleri ortadan kaldırarak ona kavuşur. Çünkü Allah şöyle der. Ona cenneti haram ederim. Cennet örtmek, gizlemek demektir. Başka bir ifadeyle benden gizlenmesini engellerim. Çünkü o bana canıyla koşmuştur. Bunu ayrıntılı olarak söylememiştir. Dolayısıyla hadisin mümin için en hayırlı olan anlama yorumlanması, esasların da bunu desteklemesi bakımından daha uygundur. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kılıçla veya zehir içerek ya da dağdan atlayarak intihar eden kişi hakkındaki ifadesinde ise müminler ya da mümin olmayanlar denilmemiştir. Dolayısıyla ifade yorumu açıktır. İhtimal ortaya çıktığında ise ilkelere ve asıllara döneriz. Asıllara döndüğümüzde ise imanın otoritesinin güçlü olduğunu, sonsuza dek cehennemde kalmanın imanın gücü karşısında duramayacağını görürüz. Böylelikle Şari'nin bu ifadesiyle ebedi çekecekleri azabı belirlemede Allah'a şirk koşanlardan söz ettiğini kesin olarak anladık. Şöyle der, nefsini kesici bir şey ile öldüren yani bir müşrik elindeki kılıcıyla cehennem ateşine döner ve orada ebedi kalır. Yani cehennemde çekeceği azabın böyle bir azap olması onun hakkında verilmiş bir yargıdır. Aynı şekilde zehir içip kendini öldüren kişi de cehennem ateşinde sonsuza değin kalmak üzere azap çeker. Başka bir ifadeyle o kafire böyle azap edilir. Bir rivayette herhangi bir şey ile kendisini öldürene cehennemde öldürdüğü şey ile azap edilir denilir. Bu bağlamda mümine gelirsek Allah'ın birliğine inanmak karşısında hiçbir şey duramaz. Öyleyse ifadenin müşrik hakkında olduğu ortaya çıkmıştır. Şari bu ifadede bizzat bir türü belirlemese bile dini kanıtlar farklı kaynaklardan alınabilir ve kanıtlar birbirlerini destekleyecek şekilde birbirlerine eklenir. Çünkü mümin için mümin birbirini tutan binaya benzer. Aynı şekilde bir şeye inanmak,
Başka bir şeye inanmakla desteklenir. Böylelikle birbirlerini güçlendirirler. Çünkü cennet ehli cennete girdikten sonra bir nimet olarak Rablerini görür. Nitekim rivayette Rabbi ziyaret etmek hakkında böyle bildirilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar cennetteki mekanlarına yerleştiğinde Hakk'ı görmeye davet edilir buyurmuştur. Binaenaleyh acele edip intihar eden kişi hakkındaki cenneti ona haram kıldım ifadesinin benimle kavuşmazdan önce cenneti ona haram kıldım anlamında söylenmiş olması mümkündür. Bu durumda intihar eden insanın nimeti görmesi Rabbine kavuşmayı önceler ve sonra cennete girer. Çünkü intihar eden kişi onu bu davranışa zorlayan halden yani içinde bulunduğu durumdan Allah'ın ona daha merhametli olacağını görmüştür. İçinde bulunduğu azaba karşı Allah'ın nezdindeki rahatı hayalini canlandırmasaydı kendini öldürmeye kalkışmazdı. Allah şöyle der: Ben kulumun zannına göreyim. Hakkında iyi zanda bulunun. İntihar eden insan mümin ise Rabbi hakkındaki zannı iyidir. Rabbi hakkında iyi zan beslemesi onu intihara sevk etmiştir. Bu kutsi rivayetin lafzının yorumlanabileceği en uygun anlam budur. Çünkü bu tevhile aykırı açık bir nas yoktur. Bu yorum uzak görülebilir. Fakat uzak görmek, sabit ilkeleri inceleyen kişinin düşüncesindeki uzaklıktan kaynaklanır. Onları zihnine getirip tartarsa söylediğimizi anlar. Güvenilir bir rivayette şöyle denilir: Kalbinde zerre miktarı iman bulunan herkesi cehennemden çıkarın. Dolayısıyla geride ancak zikrettiğimiz yorum kalmıştır ve Allah bu rivayette özel anlamda cenneti ona haram kıldığını söylemekten başka bir şey dememiştir. İntihar eden kimsenin bir ceza çekeceğini kabul etsek bile ki bu kaçınılmazdır, cennetin ona yasaklanması ceza çekmezden oraya girmesinin yasaklanması anlamına gelir. Onun durumu büyük günah işlemiş kişilere benzer. Dolayısıyla bu ifade intihar eden ve büyük günah işleyenlerin Allah'ın mutlak iradesinin hükmü altında bulunduklarını ifade eder. Çünkü sicilli kimseler büyük günah sahibi olsalar bile cehenneme girmezler. Böyle bir insanın dünya hayatı boyunca söylediği yegane şey Allah'tan başka ilah yoktur ifadesi olsa bile bu ona yeterlidir. O halde söylenebilecek nihai şey intihar eden için tehdidin cennete girmezden önce uygulanacağı ve ona mağfiret edilmeyeceğidir. Halbuki Allah tehdidini gerçekleştirmenin kendisiyle ilişkilendirilmeyecek kadar cömertlik ve kerem sahibidir. Bunun yerine mutlak iradeyi ve cömertliği yerlemek Allah ile ilişkilendirilebilir. Bir bedevi dünyevi gayeleri olsa bile kendisine şöyle niteler: Ona bir vaatte bulunsam veya tehdit etsem, vaadimi yerine getiririm de tehdidimden vazgeçerim. Bu nedenle şeriatta tehdit hakkında bir ifade geçtiği her yerde vaat de geçer. Söz gelişi Allah şöyle buyurur: Allah'ın vaadinden döneceğini zannetme. Öyleyse tehdit özel olarak kötülük hakkında kullanılırken vaat iyilik ve kötülük hakkında beraberce kullanılır. Fasıl içinde vasıl. Savaşta öldürülen şehidin cenaze namazının hükmü. Bazı bilginler şehidin yıkanmayacağını ve namazının kılınmayacağını söylemiş, bazı bilginler ise namazının kılınacağını fakat yıkanmayacağını söylemiştir. Vasıl, batini yorum. Çatışmada şehit düşen kişi canlı kabul edilir. Allah'ın şehidin canlı olduğunu algılamaktan gözlerimizi alıkoyduğunu kabul eden kişi şehidin namazının kılınmayacağını söyler. Şehit canlıdır ve rızıklanır. Onun canlı olması tıpkı Ali'nin ve Mehmet'in canlı olmasına benzer. Vaka bu durumdaki birine namaz kılınamaz. Namazın dua olduğunu kabul eden kimse ise çünkü dünyada ameli kesilmiştir. Rabbinin katında olsa bile amel işlememektedir. Namazının kılınabileceğini söyler. Başka bir ifadeyle şehit için ölüye yapıldığı gibi dua edilebilir. Çünkü onu sadece amel vesilesiyle ya da amelinde vekili olan kişilerin yapacağı şeyler vesilesiyle meydana gelen derecelere yaklaştıracak ameli kesilmiştir. Amelde vekalet konusuna örnek olarak öldüğünde velisi adına oruç tutan ya da öldüğü veya gücü yetmediği için velisi adına hac yapan kişiyi verebiliriz. Bu durumda şehide cenaze namazı kılmak ameli kesilmeyecek bir durumda olsaydı onun adına amel etmeye benzer. Fasıl içinde vasıl, bebeğin cenaze namazı. Bazı bilginler ses çıkaracak yetişkinliğe ermeden namazının
kılınmayacağını, bazı bilginler ise bu sürede ruh meydana geleceği için 4 ayı tamamladığında namazının kılınabileceğini ileri sürmüştür. Vasıl, batını yorum. Allah sünnette bize ölüye namaz kılmayı emretti ve bunu yaşanmış bir hayattan ölmek diye sınırlamadı. Dolayısıyla yumurtadan küçük bile olup insan olduğu anlaşılacak şekilde uzuvları biçimlenmiş ise kendisine ruh üflenmemiş olsa bile bir ceninin suretine dinen ölü adı verilebilir. Allah şöyle buyurur. Ölüydiniz, size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra yine hayat verecek. Böylece ruh üflemezden önce bize ölü adını vermiştir. Öyleyse cenin düşük tarzında doğmuş ve görünürde bedenine ruh üflenmese bile cenine namaz kılan kişi onu bir beden olarak görmüş ve cenin ölü adını hak etmiş ise herhangi bir şekilde namaz kılmaya engel yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaşayıp ölmüş birine namaz kılınır demedi. Burada bir çelişki yoktur. Bununla beraber ölü isminin yaşadıktan sonra ölen kimseye verilmesi adettir. Rivayetin olmayışı hükmün kalktığını göstermez. Bilakis şeriatten anlaşılan şey herhangi bir sınırlama olmaksızın ölüye namaz kılmaktır. Şari'nin namaz kılmayı yasakladığı kafir ya da namazı kılınamayacak kimseler bunun dışındadır. Tıfıl ise yani cenaze namazı kılınmayanlarla ilgili bu bahse girmez. Üstelik Tirmizi, Cabir bin Abdullah'tan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini aktarır. Tıfıla yani bebek namaz kılınır. Varis olamaz, ses çıkarıncaya kadar kendisine varis olunur. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı yaşayarak ölen kimsenin namazının kılınması gibi tıfılın namazının kılınabileceğini hükmetmiş. Ama miras elde edebileceğine hükmetmemiştir. Bu rivayet cenaze namazını kılmada yaşayarak mı öldüğü yoksa ölü mü doğduğunu bilmesek bile insan bedeninin varlığının yeterli olduğu hakkındaki görüşümüzü destekler. Görüşümüzü destekleyen başka bir hadis ise Mughire'nin Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktardığı tıfıla namaz kılınır hadisidir. Bazı bilginler ise hiçbir şekilde tıfıla namaz kılınmayacağını ileri sürmüştür. Bu konuda ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem 8 aylık bir çocuk olan oğlu İbrahim'e cenaze namazı kılmayışını delil gösterirler. Halbuki bu iddiada bulunan bilgin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'e namaz kıldığıyla çelişir. Nitekim Cabir ve Mughire hadisleri de Peygamber'in tıfıla namaz kıldırdığı ile ilgili bu durumu destekler. Asıl içinde vasıl. Kafirlerin çocuklarının ölümdeki durumu. Bir görüşe göre kafirlerin çocuklarının hükmü babaları gibidir ve namazları kılınmaz. Bir görüşe göre ise onların hükmü Müslümanların çocuklarının hükmüyle birdir. Benim görüşüm şudur. Müslüman kişi temyiz ya da akıl gücüne erişmemiş küçük bir çocuğun cenazesini kılma fırsatı bulursa onu kılmalıdır. Çünkü onlar İslam fıtratı üzerinedir. Vasıl, batını yorum. Tıfıl yani çocuk, bebek, tafel kelimesinden türetilmiştir. Tafel, akşam, sabah, gökten yağan çiğ demektir. Çiğ, gökten yağan en zayıf sudur. O halde küçük çocuk, karşısında büyük, ince yağmur, sağanak ve dolu gibi yağmur yağma tarzlarına benzer. Hal böyle olup, zayıfa her zaman acındığı için, ölen tıfıla her durumda namaz kılınır. Binaenaleyh, tıfıla cenaze namazı kılmayı terk etmenin hiçbir anlamı yoktur. Asıl içinde vasıl. Cenaze namazında öne kim geçmelidir? Bilginler, cenaze namazını kıldırmaya kimin liyakatli olduğu hususunda görüş ayrılığına düşmüş. Bazı bilginler, cenazenin velisi, bazı bilginler ise yöneticidir demiştir ki ben de bu görüşteyim. Çünkü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazlarını kıldırdığı rivayet edilmiş, cenazenin velisini dikkate aldığı ya da onu sorduğu sabit olmamıştır. Hüseyin bin Ali, Said bin Asiye ki Medine valisiydi, Hasan bin Ali'nin önüne geçirmişti. Bu meselede cenaze namazı imamlığının cuma ve cemaat namazına bırakılması, gömülü ve defin işleminin ise veliye bırakılması daha uygundur. Vasıl, batini yorum. Vali, genel ve özel anlamda mutlak hüküm sahibidir. Dolayısıyla bazı durumlarda hüküm sahibi olan kimseden daha güçlüdür. Bu yönüyle vali cenaze namazı kıldırmaya, hakka yakarmaya, ölü hakkında şefaat istemeye, velisinden ya da başka birinden daha uygundur.
Çünkü o Allah'ın vekilidir. Hakkın halife yaptığı kimseye bakması, böyle genel bir halifelik görevi vermediği birine bakmasından daha üstün olduğu gibi, aynı şekilde onun konuşması da Hakk'ın nezdinde başkalarının kelamından daha makbuldür. Çünkü Allah görevli yaptığı işte hükmü ona bırakmıştır. Vali yani yönetici gerçekte Allah'tır. Dolayısıyla bu isim kime genel ve en genel tarzda verilmişse cenaze namazı kıldırmaya en layık kişi odur. Vali, vaktin hükmünün kendisine ait olduğu ilahi isimdir. Bu durumda vali olan isim kendisini ölü hakkında görevlendiren ve kendisinden daha genel içeriği olan ismin nezdinde yani ölüye şefaat eder. Bu isim Er-Rahman ismidir. Çünkü Allah'ın rahmeti her şeyi kapsamıştır. Asıl içinde vasıl. Cenaze namazının vakti. Bazı bilginler namaz kılmanın yasaklandığı vakitlerde cenaze namazının kılınamayacağını söylemiş. Bazı bilginler ise güneşin doğma ve batma vaktinde kılınamayacağını söylemiş. Bazı bilginler de aydınlık olmadan, sabah namazından sonra ve sararma olmadan ikindi namazından sonra bile kılınabileceğini söylemiştir. Bazı bilginler ise her vakitte kılınabileceğini söylemiştir ki benim görüşüm de budur. Şu var ki üç vakitte cenaze kabre konulmaz. Gerçi o üç vakitte de namazın kılınabileceğini kabul ettik. Çünkü bu üç vakitle ilgili cenazenin defnini yasaklayan bir rivayet vardır. Bunlar güneşin doğuşu, batması ve tam tepe noktasında yani istivada bulunduğu vakitlerdir. Vasıl, batini yorum. Namaz, müşahade ve bilinçli olarak yapılan bir münacaat ve duadır. Dolayısıyla şeriat sınırlamadığı sürece herhangi bir vakilde sınırlanmaz. Şari ise secdesi olmadığı için cenaze namazını belirli bir vakitte sınırlamamıştır. Güneşin tepe noktada bulunduğu hale gelince bu vakit ateşin tutuşturulma vaktidir. Kabir ise ahiret menzillerinden ilk menzildir. Hadiste ölüm denilmemiştir. Çünkü ölüm bir menzil değil haldir. Kabir ise menzildir. Dolayısıyla cenaze o vakitte defnedildiğinde ölü ateşin tutuşturuluşunu gözler. Bu nedenle belki de korkuya kapılır. Allah mümine karşı şefkatlidir. Bu nedenle kendilerine merhamet ederek o vakitte ölülerimizi gömmeyi mübah saymamıştır. Güneşin doğuş ve batış vakti ise kafirlerin secde vakitleridir. Cehennem bu yaptıklarından dolayı onları ele geçirmek için hamle yapar. Bu vakitte ölü defnedildiğinde cehennemin bu grupları ele geçirmek için hamle yaptığını görebilir ve cehennem önüne çıkıp belki kendisini de ister diye korkuya kapılabilir. Bu durum arkasında aranan bir adam bulunduğu halde bir yolda yürüyen kişinin durumuna benzer. Bu esnada önünde arkasındaki adamı yakalamak isteyen bir adam görür. Önündeki adamın öyle korkunç bir görüntüsü vardır ki korkusundan ondan kaçar. Adam belki de önündeki kişinin yakalamak istediği kişinin arkasından gelen değil, kendisi olduğunu zanneder. Kendisine yaklaşıncaya kadar ondan emin olamaz. Yakınına geldiğinde de onun başkasını aradığını anlar. Kafir, Allah'tan başkasına secde ettiğinde cehennem, Allah'tan başkasına secde edilmesinden dolayı gayrete gelerek onu cezalandırmaya koşar. Başını secdeden kaldırdığında ise belki tekrar secde etmez ve tövbe eder diye Allah'ın emriyle geriye döner. Çünkü insan başkasına secde etse bile henüz tövbenin kabul edileceği bir yerdedir. Bu nedenle cehennemin ona hücumu tamamlanmaz. İnsan yaşadığı sürece kafir ise Müslüman olması ümit edilirken Müslümanın da küfre düşmesinden korkulur. Çünkü dünya Allah tarafından müjdelenmediği sürece herhangi bir yaratılmışın halinden mutmain olacağı bir yer değildir. Müjdeyle birlikte korku kalkar ve korkunun yerini utanmak ve huşu duygusu alır. Bunun nedeni haber verinin doğruluğudur. O halde müjdelenmiş kişinin korkması ve güneşin sararma halinin batini anlamıyla ilişkili olarak sararması korkudan değil, özellikle utanmasından kaynaklanır. Asıl cenaze namazının mescitte kılınması. Bazı bilginler cenaze namazının mescitte kılınabileceğini kabul etmiş, bazı bilginler bunu mekruh saymıştır. Mescidin dışındaki cenazeye mescidin içinden namaz kılmak hakkında da görüş ayrılığı vardır. Birden çok cenazeye namaz kılmak hususunda da görüş ayrılığı vardır. Bütün bu konularda ben bunların caiz olduğunu kabul ediyorum. Vasıl, batını yorum.
Cenaze namazı kılan kişi şefaatçidir. Binaenaleyh her nerede bulunursa bulunsun cenazeye şefaat eder. Çünkü Allah her nerede bulunursanız o sizinle beraberdir diye buyuruyor. Dolayısıyla Allah her nerede bulunursa cenazeyle beraber olduğu gibi her nerede bulunursam Allah'ın benimle yani bizimle beraber olduğunu da biliyoruz. Binaenaleyh Allah mekanla sınırlanamaz. O halde herhangi bir sınırlama olmaksızın cenazeye her yerde namaz kılınabilir. Firavun'un bulunduğu yerden daha pis bir yer yoktu. Çünkü müşrik pistir. Buna rağmen Musa ve Harun ona gitmiş. Allah da kendilerine ben sizinle beraberim, duyarım ve görürüm demişti. Ben mescit ya da başka bir yer her nerede bulunursa bulunsun cenaze namazının kılınabileceğini düşünüyordum. Ta ki rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Cenazeleri mescide sokmayı ve mescitte namazını kılmayı yasaklıyordu. Ben de hemen o görüşümden vazgeçtim. Artık bir daha mescitte cenaze namazı kılmadım. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beni gören beni görmüştür. Şeytan beni oluşturamaz. Yani tekevvün edemez. Fasıl içinde vasıl. Cenaze namazının şartı. Çoğunluk temizliği yani abdest kıbleye dönmek gibi bir şart olduğunda görüş birine varmış. Bununla beraber namazı kaçırmaktan korkan insanın teyemmümle yetinip yetinmeyeceği hususunda görüş ayrılığına düşülmüştür. Bazı bilginler teyemmüm alabileceğini, bazı bilginler ise teyemmüm alamayacağını ve teyemmümle cenaze namazı kılamayacağını söylemiştir. Benim görüşüm şudur. Cenaze namazında temizlik kesinlikle şart değildir. Fakat yine de Allah'a ve onu zikretmeye abdestsiz bir şekilde yönelmeyi kerih görürüm. Vasıl, batini yorum. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her halinde Allah'ı zikrederdi. Dolayısıyla işin böyle olması gerekir. Çünkü Allah her durumda kuluyla, özellikle de mümin ile beraberdir. 48. kısım sona erdi, onu 49. kısım takip edecektir.